Yeni atılımların haberi var. Atak 2 helikopteri ilk kez motor çalıştırdı. İnsansız savaş uçağı Anka'da, Anka 3'te ilk kez piste çıktı. Bu yeni iki ilke bakalım şimdi. Savunma sanayinde yerli üretimin payı her geçen gün artıyor. Yerli imkanlarla geliştirilen yeni araçlardan her gün yeni haberler geliyor. Son haber yerli helikopter ve insansız savaş uçağından. Atak 2 helikopteri ilk kez motor çalıştırdı. İnsansız savaş uçağı Anka 3 de ilk kez piste çıktı. İlk uçuşuna hazırlanan Atak 2 helikopteri motor çalıştırmaya başladı. Hedef havalanmadan önce yerde toplam 15 saat motor çalıştırmak. Ağır sınıf taarruz helikopteri projesi ürün baş mühendisi Mehmet Yılmaz iki motorun da başarıyla çalıştığını açıkladı. Bu helikopterin yaklaşık olarak şu an yerde 15 saat civarında bir motor çalıştırma hedefimiz var. Bundan sonra uçuşa hazır olacak. Şu an için bir aksaklık görünmüyor. Dediğim gibi bakım faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz, ölçüm faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Eğer bir aksaklık çıkmazsa bu bir hafta içerisinde aslında uçuşa da gitmeyi hedefliyoruz. Atak 2 dünyada örneği olmayan bir hızla göreve hazır hale getirilecek. Çok özverili ve yoğun bir çalışmayla helikopterimizi bu kadar kısa sürede hazır hale getirdik. Şu anda bizim bildiğimiz kadarıyla hani böyle bir örnek dünyada da yok. İnsansız savaş uçağı Anka 3 de ilk kez piste çıktı. TUSAŞ İnsansız Hava Araçları Mühendislik Direktörü Bülent Korkem önümüzdeki yıl başında göreve hazır hale geleceklerini söyledi. Geldiğimiz noktada uçak şu anda taksi testlerine başlamış durumda. Bu süreç sonuçta kısa bir süre içinde ilk uçuşun gerçekleşmesine kadar devam edecek. Yani Mayıs ayı başında diyelim yarısını ortasını geçmeden inşallah uçuracağız bu uçağı. İlk uçuşu kısa bir zamanda yaparsak yıl sonuna kadar ya da önümüzdeki sene başında ilk görev hazırlık durumu oluşacaktır diye düşünüyoruz. Anka 3 uçan kanat yapısı sayesinde düşük radar görünürlüğü, yüksek hız ve yüksek taşıma kapasitesiyle havada üstünlük sağlayacak. Şimdi efendim bu Hürjet maketimiz benim masamın üzerinde hep duran, dün de ilk kez Türk semalarında uçan Hürjet. Bugün de dedik Atak 2 helikopterinin haberi geldi, Anka 3. Evet, Hürjet'imiz maket olmaktan çıktı, uçuyor. Erdoğan Paşam, şimdi öncelikle Atak 2'yi soralım. Atak helikopterlerinin nasıl bir hizmet verdiğini, nasıl bir ihtiyacı giderdiğini biliyoruz. Atak 2 helikopteri, ilk motor çalıştırması gerçekleşti. Anka 3 insansız savaş uçağı. Dün Kızıl Elma'nın da tabii ki gökyüzünde olduğunun da bir altını çizelim. Şimdi bunların, bu aşamalar ne ifade edecek Türkiye'nin hava gücü açısından? Şimdi tabii Atak 2 helikopteri özellikle kara kuvvetlerinin kullanacağı bir helikopter tarzında helikopter. Şimdi kara birliklerini desteklemede büyük bir faaliyet gösterecek olan helikopter. Buradaki özellik şu, biliyorsunuz Atak 1'ler Amerikan motoruyla üretildiği için Pakistan'a satamadık. 2,5 milyar dolarlık 40 tane Pakistan'a satacağımız helikopterler satılamadı. Amerika Birleşik Devletleri'nin müsaadesi olmadığı için motor nedeniyle. Şimdi bunda sorunu aşıyoruz. Efendim motor Türkiye malı, Türk malı motor şekline dönüşüyor. O yüzden Atak 2 ile ilgili istediğimiz yere satma imkanımız var. Nasipse Pakistan'a bu Atak 2'leri satabiliriz. Öyle görüyorum. Ve rahatlıkla da hem de aynı zamanda savunma sanayimiz olarak büyük bir gelir temin edebiliriz. Bunun müşterisi çok çıkacak, buna inanınız. Atak 2'nin müşterisi çok çıkacak bütün dünyaya. Efendim özellikle dost ve müttefik ülkelere satma imkanımız çok olacak. Türk devletlerine satma imkanımız çok olacak. Hürjet'te aynı şekilde satma imkanımız çok olacak. Bununla ilgili görüşmeler zaten yapılıyor. Hürjet'le ilgili, Hürjet'le ilgili olarak da tabii malumunuz hani onu söyledik, motor konusunu da Türk malı motora çevirme çalışmaları var. Aynı Gökbey mesela
Helikopter uçtu, Türk malı motorla uçtu. Hürjet'i de Türk malı motora ve çevirdiğimiz takdirde aynı Atak-2 gibi çok rahatlıkla satma imkanımız söz konusu olacak. Bu konuda malumunuz TEİ, yani Türk Motor Sanayi çalışmalarına, havacılık motor sanayi çalışmalarına devam ediyor. Ama daha da fazla ben onlardan istiyorum. Daha fazla gayret göstersinler. Bir an evvel şu muharip uçağımızın, milli muharip uçağımızın motorunu da yapsınlar. Hürjet'inin de motorunu yapsınlar. Her şeyden kurtulalım. Her türlü ambargodan kurtulalım. Onur, ben iPhone 6 meselesini de soracağım Erdoğan Paşa'm. Evet, evet, buyurunuz. Bununla koordinasyon halinde bu F-16... Hani biz bekliyoruz ya, F-16 işte bir modernizasyon kiti verildi. 250 milyon dolarlık kısmı, halbuki biz 20 milyar dolarlık bir anlaşma talebinde, yani öyle bir paket istiyorduk falan. Onlar da kit mit işte falan filan derken bu F-16'ları biz hala bekliyoruz. Tabii ki bunlar gurur kaynağı. Tek tek işte helikopterlerimiz, Hürjet, Atak 2, Anka 3, bütün bunlar dün Kızıl Elma'da dediğimiz gibi havadaydı. Ama şu F-16 meselesi hala aciliyet arz ediyor değil mi paşam? Aynen, arz ediyor efendim. Şimdi tabii ki bakın, burada önemli olan husus şu, ben hep onu söyledim. Yani milli muharip uçak, tamam, 2030'da ilk uçuşunu yaptığı hava kuvvetlerine teslim etti ama size 300 tane falan uçak lazım. Yani F-16'ları devreden çıkaracaksınız. Yani milli muharip uçak devreye girdiğinde zaten F-4'ler kalkmayacak. Kalmayacak. F-4'ler bir şekilde kenara alınacak. Ama F-16'ların eskileri de yavaş yavaş kenara alınacak. O yüzden sizi efendim 300 uçağa ulaştığınızda siz kendi bekanızı tam manasıyla, kendi milli muharip uçağınızla motoru dahil her şeyini, sizin yaptığınız uçak konumuna gelmeniz gerektiğinde, geldiğinizde siz ancak mekanınızı tam havada sağlayabilirsiniz konumu olacak. Herkes bunu, yani bir tane olduğu zaman tamam, hadi biz bunu yaptık da efendim meselemiz kalmadı düşüncesine kapılmasınlar. Değil. Aynı şekilde söylüyorum, nasıl bugün Türkiye'nin 300 civarında efendim muharip uçağı var. 300 civarında muharip uçağı o zaman da ulaştığınızda, kendi muharip uçağınıza ulaştığınızda bekanızı tam manasıyla sağlamış olacaksınız. Onun için söylüyorum, tabii ki Amerika Birleşik Devletleri ve Batı da şunu gözlüyor. Bakın Hürjet'i yaptılar ve bir adım attılar. Anka'yı yaptılar, adım attılar. Kızıl Elma'yı yaptılar, adım attılar. Şimdi onlar da kendilerini ona göre ayarlıyor. Evet, F-16 bence seçimden sonrası daha şekillenecektir diye düşünüyorum. Seçimden sonra F-16'ların verilmesi söz konusu olacak Türkiye'ye diye düşüncem var benim. Peki. Ben bunu illa hani o seçilir bu seçilir manasında söylemiyorum. Ama Amerika Birleşik Devletleri özellikle seçimi beklediğini değerlendiriyorum. Lincoln attığı vermesi, o muhabere cihazını vermesi de bunun bir göstergesi. Efendim Menendez orada belki 3-5 kişiyle kalır. Onun dışında Türkiye özellikle bugün Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın nükleere döner bir noktaya yaklaşması nedeniyle Türkiye'yi desteklememesi mümkün değil Amerika Birleşik Devletleri'nin. Ama Amerika Birleşik Devletleri'ni değil de kendilerini düşünen, seçilmeyi düşünen siyasiler var Amerika'da. Bunu hep söylüyoruz. Efendim ben seçileyim de Amerika ne olursa olsun. Amerika'nın aleyhine çalışıyorlar bu ülkede, yani Amerika Birleşik Devletleri'nde. Menendez gibiler asla Amerika'nın lehine çalışmıyor. Asla Amerika'nın lehine çalışmayan bu siyasiler maalesef Türkiye'nin kıymetini çok iyi bilmelerine rağmen acaba ne kadar baltalarız da ondan sonra efendim bazı konularda Türkiye'yi istediği yöne çevirebiliriz. Biz katiyetle Türkiye yönünde ilerliyor. Bunu gördükçe ona göre Amerika Birleşik Devletleri de kendisine tedbir almak gerektiğine inanç başlamış şu anda.
Özellikle bizim atmış olduğumuz füze biliyorsunuz Rize'den attık 500 küsür kilometre gitti. Evet. O da çok büyük etki yaptı. Onu söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri de biliyor ki bu iş efendim bir 10 sene 15 sene daha savaşsız geçerse inşallah öyle olur. O zaman zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin hiçbir şeyine ihtiyacımız kalmayacak. Onu da o görüyor.